O bahsettiğim oyuna bakalım o zaman. Evet. Çünkü ben de hiç bakmadım. İlk defa şu anda ben de sizle beraber gireceğim, bakacağım. Şu an iyi. Allah Allah. O oyunda demek ki bir problem vardı. Neyse. Sağlık olsun. Artık denedik, olmadı. Oyunun sesi çok baskındı. Şimdiki oyunda oyunun sesi bile olmayabilir. Bakalım. Belki vardır. Sen niye açılmaya çalışıyorsun kardeş? Yok, illa önce Steam'i açıp sonra oyunu açacağız. Tam ekran. Studio Atik Salt. Atik Salt. Tam ekran yapmadan tabii siz göremeyeceksiniz muhtemelen. Konfigürasyon. Windows değil. Borderless var. Aa. Turkish'i seçelim. 1080. Okey, nerede? Oldu mu? Olmadı. O zaman şöyle yapıyorum. Oyun yakalamayı iptal edip ekran yakalama yapıyorum. Evet. Versiyon 1.1.0. Çizim yarışması. Sol alt köşede şu küçük benim kafamın arkasındaki abla da çizim yarışması diye bir şey var. Nedir bilmiyorum. Oraya da sonra tıklayıp bir bakabilirim. Laura Silver'ın Talihsiz Maceraları. Oyun bu. Visual novel tarzında, dediğim gibi bir oyun. Yazı hızı, otomatik geçmeye, müzik. Ya müzik. Müziği açalım. Telif var mıdır acaba? Diğerleri hepsi açık zaten. Full ekran yok. Pencereli, penceresiz, 1080p çözünürlük var ama full ekran yok. Bunda normal full ekranmış gibi oynatacak. Yeni oyun diyelim. Yapımcıları bir merak ettim. Sina Sönmez, Yeşim Pekesin. Yazılım Yiğit Dinçsoy. Hikaye Laden Atipoğlu, Nisan Güneş Elçi. Yayın öncesi destekçilerimiz. Destek olan kahraman arkadaşlarımız falan filan. Aa, aşağıya doğru çevirdikçe gidiyor. Güzel. Tamam. Yeni oyun diyelim ve şuna bir bakalım. Merak ediyorum. Ha, sadece visual novel değil. Yani visual novel da sadece resim değil. Elle çizimler. Çok güzel. Cooper Plaza'daki nehrin adı neydi? Buna mı basıyorum? Evet. Radbuza Nehri, Silver Hanım. Silver Hanım. İşte o nehirde iki tane balıkçı küçük bir teknede gidiyorlarmış. Bir cesedin onlara doğru geldiğini görmüşler. Ama bir ceset nasıl hareket edebilir? Zombi ise hareket eder. Biz çok alışığız. Normal yani. Akıntı varsa eder. Aa, bu daha normal. Bu çok akıllıca. Ah, evet. Sonra balıkçılar bu sürüklenen cesedi, ben ama kafamı oradan almam lazım değil mi? Bu sürüklenen cesedi bota almışlar. Boğulmuş bir adama aitmiş. Ben o kafamı oradan almayayım, oradan küçülteyim, diğer köşeye alayım. Diğer köşenin buranın sonuna kadar gelmiyor yazı, şuraya kadar falan geliyor. Nasıl yapacağım? Bir dakika. Kamera şuradan. Tutti, çekti. Azıcık da küçülttü. Tamamdır. Yani burada sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Bunlar cesetle ne yapacaklarını tartışırlarken ne olsa beğenirsin. Ceset sandıkları uyanmış, bunlara hücuma geçmiş. Zombi, ben bildim işte ya. Balıkçılardan birisi üzerine çullanmışsa da sonu vahşice biçilmek olmuş. Diğer balıkçı da bunu görünce korkudan suya atlamış. O yüzmeye çabalasın. Vodnik peşinden suya atlayıp adamı yakalamış. Vodnik miymiş yaratığın adı? Aa, bu arada sana Vodnik'in peşinde olduğumuzu söylemeyi unuttum. Bu bahsettiğim yaratık işte. Beni daha önceden bilgilendirmeniz gerekirdi Silver Hanım. Bunlar gerçek oyun içi şeyler, grafikler değil galiba. Neyse işte.
Yani anlattığı şeyi görüyoruz şu anda ya. Vodnik bunu suyun içine çekmiş. Tam balıkçıyı ruhları tutsak aldığı kavanozlarından birinin içine sürükleyecekken yaşlı adam gizlediği bıçağı Vodnik'e saplamış. Kim bu yaşlı adam, Silver Hanım? Balıkçı. Anlıyorum. Vodnik'in afallaması sayesinde de yaşlı adam can havliyle kendini kurtarmış. Biz de hikayeyi onun kaçabilmesi sayesinde öğrendik. Ha, oyunun grafikleri böyle. Güzel. Kusuruma bakmayın Silah Hanım. Buradan sağ mı yapayım? Üzerinden geçtiğimiz taş arabayı da beni de sarstı. Haritaya bakmıyorsunuz ezberimde. Bunların hepsini okumak gerekiyor. Tabii bu böyle okumalı bir oyun. Yani bu tarz oyunlar böyle. Visual novel, yani görsel roman. Hem görüyorsunuz hem okuyorsunuz. Olay da bu. Bir çeşit çizgi roman gibi aslında. Ama işte interaktif çizgi roman. Aa, doğru. Kreostasis görünüyor. Hemen onu da düzelteyim. Herhalde olmuştur. Aklıma bir şey takılmıştı, onu düşünüyorum. Benim ekran niye böyle? Neyse. Herhangi bir yere tıklayınca oluyormuş ya. Vodnik bu ruhları neyin içinde saklıyordu hatırlayamıyorum. Kavanoz dememiş miydim? Doğaçlama yapıyordum. Anladım. Yani başka bir şeyin içinde de tutuyor olabilir onları. Fincan gibi mi? Her neyse işte. Anlatmaya devam edeyim mi? Tabii ki Silver Hanım. Silver Hanım komik olmuş ya Türkçe'ye çevirince. Fincan mıdır nedir? Herhangi bir şeyin içerisinde hapis tutuyor ruhları. İnsanları kendine çekmek için keman çalıyor. Siren gibi ama kemanı olan cinsten. Kavanozları kendi eliyle oldukça detaylı bir şekilde yaptığını da söylediniz. O zaman sanata yatkın bir yaratıktan bahsediyoruz. Şey vardı ya, DC evreninden bu sezon yayınlanan yeni bir dizi. Swamp Thing. İzlediniz mi bilmiyorum. Bu bataklık canavarı olan. Bence güzeldi yani. Hatta DC evreninden diziye uyarlanan diziler içerisindeki en adam gibi dizilerden biriydi. Bir de Titan'ın ilk sezonu fena değildi. Bu sezon berbat. Siz izliyor musunuz, takip ediyor musunuz bilmiyorum da. Swamp Thing'i tavsiye ederim yani. Kumadam Bey. Kumadam Bey ne ya? Kumadam direkt. Ya da Vampir Carmilla. Küçükken Kumadam Bey'den çok korkardım. Kumadam Bey ne kadar kibarlar ya. Çekoslovakya'da da bu deniz canavarı var. İşimiz onunla alakalı. Şu anda Çekoslovakya'dalarmış. Çekoslovakya mı kaldı ya? Eskide geçiyor demek ki. O yüzden Karat'ın hikayesini anlattım sana. İnanılması güç de olsa birkaç önce bir balıkçı teknesine saldırmış. Detayları biliyorsun zaten. Ortamda bulunan öbür balıkçı ile kazadan sonra Karat bizzat konuşmuş. O yüzden bilginin doğruluğundan emin olabiliriz. Karat bununla ilgilenmesi için Skoda denen meymenetsizi görevlendirmiş buraya ama adamın araştırması hala sonuç vermediği için biz gidiyoruz. Görev detaylarını da o verecekmiş. Nasıl bir detay verecekse artık. Skoda. Hariciyeden Skoda mı? Galiba. Bay Skoda buraya ne zaman tayin oldu? Bir senedir burada. Tembelliğiyle tanınan bir adam. O yüzden bu işe ne kadar ilgilenirdi orası muamma. Bay Skoda iyi bir adamdır Silver Hanım. Düşüncenize katılmıyorum. Aynı Skoda'dan mı bahsediyoruz?
Büromuzda onunla aynı soy ismini paylaşan başka birisi yoktur diye hatırlıyorum. Emin olmak için sorayım. Zivan Skoda'dan bahsediyorsun değil mi? Evet. Ve evet, seçenekler. Bu tip oyunların zaten ana mekaniği bu seçenekler. Sizin seçtiğiniz seçeneklere göre oyun şekilleniyor genelde. Bazısında da sadece sırayla hepsini seçiyorsunuz. Çok saçma bir şekilde. Bir oyun daha var. Onu da ben indirdim. Onun da Türkçe yaması var. O ücretsiz bir oyun. Doki Doki Edebiyat Kulübü. Literature nasıl okunuyorsa artık İngilizce. Literature Club diye geçiyor. O da Uzak Doğu yapımı bir visual novel. Görsel roman. Ve çizimleri daha böyle manga, anime tarzı falan. Başta liseli bir ergenin işte kız tavlamaya çalışması gibi böyle saçma sapan komik bir şekilde başlayıp 1-2 saat oynadıktan sonra yavaş yavaş gerilime ve korkuya falan dönüşüyor. Aşırı depresif, kasvetli, ürkütücü şeyler var hikayede. Sizin seçimlerinize göre de oraya doğru gidiyordur herhalde, bilemiyorum. Ben ilk yarım saatini falan oynadım. Daha öyle bir şey yoktu ilk yarım saatinde. Ama geçtiğimiz senelerde falan Uzak Doğu'da onu oynadıktan sonra depresyona girenler, intihar girişiminde bulunanlar falan olmuş yani, o dereceymiş. Bu tabi dedikodu da olabilir. Onu da merak ediyorum bir yandan. Türkçe yamasını da kurdum. Onu da oynayabiliriz bir ara. Ama o da böyle bu tarz. Yani sadece resimler çıkıyor ve siz tıklıyorsunuz. Arka planda böyle hafif melodi bazen var, bazen o bile yok. O kadar yani. Skoda'yı nereden tanıyoruz? Londra'dan. Kesinlikle başka bir Zivan Skoda'dan bahsediyor olmalı. Adı da soyadı da aynı olan. O da mı trafikçiydi? Hayır, işçi partisi kongresinde birlikte koruma polisiydi. Ne zaman? 2-3 yıl öncesi. Bunlar İngiliz o zaman. Orville Cooper. Tabii yani isimler falan da İngiliz. Leicester'da Skoda'nın ekibine verilmiştim staj döneminde. Oradan dostluğumuz var. Leicester'ı bilmiyorum. O İngiltere'de bir yerdir herhalde. Birkaç hafta sonra asıl görev yerine gittim tabii. Skoda ile daha fazla çalışmak isterdim ama çalışamadığına memnun olmalısın. Tanışıyor muydunuz Silverton? Denebilir. Bahsetmek ister misiniz? Kesinlikle ve tamamen hayır. Listeni çıkar. Bir dakika. Karat sana ne dedi? İş hakkında. Beni takım arkadaşınız olarak görevlendirdiğini ve bir beyefendi olarak size elimden geldiğince yardım etmem gerektiğini. Evet. Bu ilk işin mi? Demek istediğiniz dedektif olarak mı? Gülümsedi, bana bir bakış atıp gözlerini tekrar yola çevirdi. Buraya atanmadan önce trafik polisiydim. Koloni görevi beklerken Karat'ın şubesine atandığımı öğrendim. Yani evet, dedektif olarak ilk işim ama polis olarak ilk işim değil. Trafik polisliğinden dedektifliğe, ilginç. Nakil olarak fazla olmadı. Silahı da geçen hafta teslim aldım, biliyorsunuz. Özel timde olmadıkça tabanca vermiyorlar. İç silah kullandım mı? Temel eğitimi aldım ama şüpheler olsun ki poligon dışında kullanmadım. Bu adımı alırken Karat'ın aklında ne vardı acaba? Ne sordunuz? Bütün bunlardan daha önce doğaüstü olaylarla karşılaşmadığın sonucunu çıkarıyorum. Doğru bir çıkarım olur Silver Hanım. Listeme göz gezdirdim. Vodnik hakkında herhangi bir bilgi vermiyor, ismi dışında. Daha önce defalarca okumaya çalışmış olsam da bir türlü çıkaramıyorum. Burada ne yazdığını. Neye bakıyorsunuz Silver Hanım? Anlatması uzun sürer. Sanırım yeterli zamana sahibiz. Skoda'dan farklı bir iş yaptığımızın farkındasındır. Onun işe etrafı kollamak ve Vodnik'in şüpheli davranışta bulunmadığından emin olmak. Biz ise aynı yerde çok uzun zaman durmuyoruz. Evet. Elimdeki listeyi salladım. Sürekli gezmemizin sebebi bu. Burada yazan her ismi teker teker bulup icablarına bakmam gerekiyor. Listede hayalet olsun, vampir olsun, bilmem ne bela olsun, hepsi var. İlginç. O listeyi size Karat Hanım mı verdi? Hayır. Kimden temin ettiğinizi öğrenebilir miyim? Dilek gerçekleştiren bir yaratık, yarı resmi bir ortağımız diyelim. Nasıl bir yaratık? Bunun hakkında daha fazla konuşmasam iyi olacak. Tanımazsın. Cevap vermedi.
Abi bir liste çekimi var. Laura Silver diye bir karakter var mı acaba, böyle bir karakterin romanları, hikayeleri falan da onu mu oyunlaştırdılar acaba, yoksa sıfırdan yaratılan bir karakter mi? Hoş olabilir, böyle yaratık avlayan falan bir şey var diye. İtalyan Dylan Duck, Martin Mister Dylan Duck, biraz Dylan Duck var idi. Dylan Duck'ı bana anımsattı. Dylan Duck'ı severim, çizgi romanları iyidir. Martin Mister'ı daha çok severim. Keşke Martin Mister'ın dizisi olsa. Ama işte Amerikan olmayınca olmuyor maalesef. İtalya'da o kadar çok çizgi roman, o kadar güzel çizgi romanlar var ki, Avrupa'da da, sadece İtalya'da da değil. Yani dizileri yapılsa Amerikan dizilerinin, Amerikan çizgi romanlarının 10 katı daha fazla, daha iyi bir iş yapar. Ama işte Amerikan olması gerekiyor bazen. Sırf bunun için İtalyan çizgi romanlarının bile çoğu Amerika'da geçer. Karakterler Amerikalıdır falan. Ama ona rağmen İtalyan diye. Çekoslovakya Cumhuriyeti 1935. Oo. Demek otelimiz bu. Mevsimde açık olan bir otel bulmuş olmamıza sevinmeme rağmen küçük olduğu gerçeğini inkar edemem. Arka bagajı açıp çantamı almaya yöneldim. Cooper'da ne kadar gereksiz şey varsa yüklediği eşek ölüsü çantasını aldı. Bunun İngilizcesi neydi acaba? Belgesel yönetmenleri kılığına girmeyi düşünmeden önce yükümüzün ne kadar ağır olacağını göz önünde bulundurmamız gerekirdi. İçeriye geçelim mi? Çekoslovakya da çok uygun. 1935 de çok uygun. Yani vampirdir, kurt adamdır, hayalettir, her şeyi kullanabilirler oralarda. O dönem, o tarih. Cooper kapıyı tuttu. İçeriye doğru yöneldim. Kapıdan girdiğim anda otelin sıcak havası iliklerime kadar işledi. Bunları hep elle çizmişler ama bunları 3D olarak da şey yapabiliyorsunuz işte. Ders 3D programında kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. Elle çizmişler ve ufak animasyonlar eklemişler. İşte gözlerini kırpmaları, işte gözlerini hareket ettirmeleri falan filan gibi. Onu ben yapamıyorum. Benim yapabildiğim daha o az önce bahsettiğim Doki Doki Edebiyat Kulübü oyunu gibi daha çok. Bagajınızı odanıza kadar taşıyayım. Gerek yok Cooper. Valiz görevlisini işinden etin. Silver Hanım bu saatte uyuyor olmalısın. Olmasın. Silver Hanım bu saatte uyuyor olmasın. Yaklaşık 7 saat gecikmeli geldiğimiz gerçeğini göz önüne alırsak haklı olabilirsin. Ama işini ciddiye almayan insanlara empati göstermiyor, kimse beklemez. Bu arada gözlerden dolayı düzgün de okuyamıyorum, kusuruma bakmayın. Yani roman YouTube'da falan bile var, denk geldiniz mi bilmiyorum. Sesli kitap falan diye ararsanız çıkar, Türkçe. Kitapları çok güzel okumuşlar. Siz sadece tıklıyorsunuz ve dinliyorsunuz. Bazı videolar 3 saat 4 saat uzunluğunda falan. 4-5 saat şeyde videoda. Gayet böyle 400-500 sayfalık bir kitabı dinleyerek bitirebiliyorsunuz. Sesli kitap gibi yani yapmışlar ve çok da güzel okumuşlar, çok güzel telaffuz etmişler. Onlar gibi olmak lazım bu tip oyunları yayınlayarak oynamak için. Yayınlamadan oynamak için, sadece oynamak için öyle bir şey gerek yok tabi. Resepsiyonistin ilgisini çekmek için elimi masaya ritmik bir şekilde vurmaya başladım. Sanırım adamın geçmişinde memurluk var. Görevli adam sonunda suratıma bakmaya karar verdi. 100 yıldır burayı bekliyormuş edasıyla bana döndü. Anam. Yılın bu döneminde valiz görevlisi çalıştıran tek bir otel bulamazsınız. Ölü sezondayız. Cooper diken üstünde görünüyordu. Bozulup bozulmadığımı anlamak için suratıma küçük bakışlar attı. Rezervasyonunuz var mı? Biraz vakitsiz geldiğimizin farkındayız. Cooper tekrar saatini kontrol etti. Özellikle gecenin bu saatinde vaktinizi aldığımız için en içten özürlerimizi, su rezervasyonunuz var mı? Cooper özrünün ortamdan bölünmesine olsa gerek afalladı. Ortadan bölünmesini pardon. Bay Skoda bizim için bir yer ayarlamış olmalı. Adam gözleri parlayarak ayağa kalktı. Skoda mı? Zivan Skoda. Evet. Masanın altındaki çekmeceleri birer birer açıp kapamaya başladı. Bir şey arıyordu. O zaman Skoda'nın bahsettiği belgeselciler sizsiniz. İsimleriniz nedir?
Orville Cooper, Laura Silver. Bir süre daha bakmaya devam etti. Sıkıntıdan ayağımı yere vurmaya başlamıştım. Cooper bana tekrar gergin bir bakış attı. Sonunda aradığını bulmuştu. Tezgahın altından küçük bir defter çıkardı. Sayfalarını hızlıca çevirdi. Burada Laura Silver ve Orville Cooper yazıyor. Ah, büyük ihtimalle soy ismi karıştırdınız. Biliyorsunuz Cooper ile Copper. Ha, Copper yazıyormuş. Defteri masaya koydu. İşaret parmağıyla isimleri gösterdi. Laura Silver ve Orville Copper. Hem adımı hem de soyadımı karıştırmış olmalılar. Adın da mı? Ha, Orwell. Orwell değil, Orwell yazmışlar. Soy isminde Copper yazmışlar. Scott'a bana açıkça bu iki ismin geleceğini söyledi. Bir Cooper'ın değil. Ama hakikaten isimleriniz benziyor. Resepsiyonda oturan adam elimi sıktı. Cooper ise yutkundu. Tavla Oteli'ne hoş geldiniz Silver Hanım. Ben Jindrik Çalupnik. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Diğer eliyle oda anahtarını uzattı. Bir saniye, ben ne olacağım? Ortada bir yanlış anlaşılma varsa Skoda gelip düzeltene kadar bekleyebilirsiniz ya da burada yazılı olan Copper'ın başka biri olduğunu kabullenip gidebilirsiniz. Cooper bana çaresiz bir bakış attı. Bu kapıdan girerken büyük ihtimalle sonunda sırtını bir yastığa koyabileceğini düşünmüştü. Silver Hanım, bir şey demeyecek misiniz? Beni ilgilendiren bir durum yok deyip bırakıp gidelim mi? Hayır, tabii ki. İşverenimizin isim hafızasının pek iyi olmadığı bir gerçek. Büyük ihtimalle de Skoda'ya yolladığı telgrafta Cooper'ın ismini karıştırdı. Bu adam benim ekip ağzı falan oynuyor ya. İşte o güzel bir şey. Onu ben yapamıyorum. ekip arkadaşım Skoda'nın kastettiği kişinin o olduğuna eminim. Bir dedektif bürosu başkanının isimler konusunda daha dikkatli olmasını beklerdim ama hayat beni şaşırtmaya devam ediyor. Cooper onu savunduğum için biraz rahatlamış görünüyordu. Çalupnik'in beton suratında ise en ufak bir değişim yok. Silver Hanım, ihtiyatlılığımı mazur görün. Sadece Skoda'nın bana tembihlediği gibi davranıyorum. Skoda bu adamdan nasıl davranmasını istemiş olabilir. Sözde belgesel çekmek için buradayız. Bu şüphe çekici bir faaliyet olmamalı. Cooper ile birbirimize baktık. Gözleriyle konuşmaya devam etmemi işaret etti. Haklı. Şu anda sessiz kalmak şüpheyi üzerime çekecek. Mazur görülecek bir durum yok. Ancak Skoda'nın bahsettiği adamın Cooper olduğuna eminim. Bu kadar küçük bir detay yüzünden zaman kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden Cooper'a anahtarlarını vermenizi tercih ederim. Omuzlarını silkti. Daha fazla zaman harcamamak konusunda hemfikiriz. Burada bekleyeceğinize odanıza gidip uyuyabilirsiniz Silver Hanım. Cooper'a anahtarlarını ancak Skoda'nın onayını aldıktan sonra verebilirim. Müşterilerine karşı hep bu kadar şüpheci mi, yoksa film yapımcılarıyla mı bir alıp veremediği var? Çalupnik ses tonunu değiştirmeden devam etti. Bu yüzden sizden arkadaşınız burada beklerken odanıza gitmenizi rica ediyorum. Ben bunun kaydını almayı unutmuşum. Gene, bir daha, yine, tekrar. Neyse, yayından da kesebilirim. Sonuçta neredeyse sabit kare gibi bir şey, aksiyon, hareketli görüntü falan olmadığı için görüntü çok da 1080-720 çok da fark edeceğini zannetmiyorum. YouTube'da da yayınlamak isterim yani. Böyle bir Türk yapımı bir oyun olduğunu 3-5 kişi de görse kar kardır. Ve şu anda dediğim işte, yani bu şeyler sonbahar indirimleri devam ederken 10 liraydı. 10 liraya düşmüştü. Sonrasında ne kadar olur bilmiyorum. Yıl sonunda yıl sonu indirimleri olacak. Yine onları bekleyip bu yerli yapım oyunlara bir şans verebilirsiniz bence. Ne kadar olmuş? 45 dakika olmuş. Bunun tabi ilk 10-15 dakikası da şeydir. oynayamadığımız kriyostasis videosudur, o kısımdır. Orayı kırparım. Neyse, daha fazla devam etmeyeyim ya da şöyle hızlı hızlı tıklayayım, bir sonraki kareyi görelim. Ne yapmışlar? Otel odasına mı geçmişler? Başarım kazandık. Günaydın başarımı. Ben bunu en baştan oturup kendim tek başıma oynamak istiyorum. Ama derseniz ki abi güzel ya, böyle roman gibi, hikaye gibi, yani biz dinleriz, izleriz. Fena değil. Yayınlayabilirim. Niye olmasın? Ama işte sıkıcı mı olur acaba? İzlenmez mi? İzlemek istemez misiniz? Bunun yerine daha böyle hareketli, aksiyonlu, en azından
ekranında hareket olan oyunlar oynamanı tercih ederiz falan da diyebilirsiniz. Bilemiyorum. Ama hani kitap okumayı falan seviyorsanız. Niye böyle çok makyajlı gibi çizmişler ya erkekleri falan da? Neyse, devam etmeyeceğim. Bu işte bir bakış videosu gibi bir şey olsun. Laura Silver'da böyle bir oyun. Bu tarz başka oyunlar da var. Dediğim gibi Doki Doki'ye falan da bakın bence. O da enteresan bir oyun. Şimdilik bu kadar olsun. Bu akşamlık biraz kısa tutayım yayını. Saat 11 olmadan, 10.30. 10.30 bile olmadan bitireyim. Yarın okulu olan arkadaşlar, işi olan arkadaşlar vardır. Haftaya uzun uzun devam ederiz. Sonuçta Watch Dogs'u bitirdik. Watch Dogs'u bitirmek için oturmuştuk. Sıkıntı çıkarmasaydı Cryostasis belki biraz daha devam ederdik de. Şimdilik bu kadar olsun. İzleyen arkadaş varsa tabii hala. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Haftaya bu hafta boyunca YouTube'daki kanalda oynar başlıkta topluluk sekmesinde yayınladığım anket sonuçlarına göre haftaya canlı yayını nerede yapacağımıza karar veririz. Ben Perşembe ya da Cuma, Perşembe günü büyük ihtimalle duyururum. Yayınımız şurada diye linki falan paylaşırım. Belki Twitch'te devam ederiz. Belli olmaz. Dediğim gibi kuzen gelecek Amerika'dan. Belki Cuma, Cumartesi, Pazar 3 akşam olmasa da bir akşam veya belki 2 akşam canlı yayın yapamama ihtimalim var haftaya. Ama videolar yine gelir. Bir şekilde ben videoları çekerim, yayınlarım YouTube'da. Şimdilik bu kadar olsun. Haftaya yeni gelecek başlayacak oyunlardan biri Assassin's Creed olur. Assassin's Creed Unity. Başka da yeni başlayacak oyunumuz yok herhalde. O var olan oyunlara devam ederiz. Evet, bu akşam böyle erken bitirelim. Böyle olsun bu akşam da. Teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Görüşürüz haftaya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.